Nerede de söylenebilir ama daha belirgin ve bana daha baskın gelen neden biraz teknik bir mesele. Teknik mesele de şu. BBP, MHP'den kopmuş, 90'larda kopmuş bir siyasi hareket. Oldukça marjinalize olmuş. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderliğindeki bir kopmaydı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra daha da marjinalleşmiş. Hatta neredeyse bir parti olmaktan çok bir kulüp havasına kadar gerilemiş. Ki bundan önce, Destici'den önceki genel başkan yardımcısı şu anda Beştepe'de danışman filan. Yani böyle bir parti. Oy desteği ve ideolojik ağırlığı itibarıyla da MHP'nin kendine denk göreceği bir aktör değil. Ve Bahçeli bu tür meseleleri politik varoluşu itibarıyla önemseyen bir lider. Haklı tarafları da var ve parti de biraz buna yatkın. Böyle bir denklemde, bir ittifak söz konusu olduğunda işte oy oranı olarak onda biri kadar olan, politik ağırlığı olarak o kadar bile olmadığına inandığı bir figürün kendisiyle eş diğer bir ittifak ortağı pozisyonuna getirilmesi, böyle bir denkliği kabul etmek çok tercih edeceği bir şey değil. Çünkü bu ittifakın birazcık pratik ve imaja dönük tarafı da var. Yani MHP'nin ve Bahçeli'nin işte bütün o referandum sürecinde İYİ Parti'nin kopması, o kongre kavgaları filandan çıkarken bir güçlü iktidar ortağı olarak bu ittifaka ve bu koalisyona dahil oluşunun havasıyla da ilgili. Yani o kadar önemsiz değil. Hani olsun da nasıl olursa olsun gibi bir durum yok. Nasıl olduğu önemli. Dolayısıyla bu nasıl olduğunun önemli olması durumuna bağlı olarak BBP ile eş bir konum çok tercih edeceği, isteyeceği bir şey değil. Bunu da açıkça aslında AKP'ye ve Erdoğan'a muhtemelen iletildi, gösterildi. Bu yüzden de seçim yasası değişikliklerinin içerisine iki tane madde eklendi. Başka partilerden istifa etmeden diğer bir partiden aday gösterilebilme imkanı. Bu aslında BBP için bence yerleştirilmiş bir formül. Bahçeli'nin söylediği şu, bizle ittifak yapın ama Büyük Birlik Partisi'ni AKP listelerinden gösterin. Kaç milletvekilliği verecekseniz bizim buna bir itirazımız yok. Ama orada üçüncü bir parti olarak adını yer. Şimdi bunu çok açık biçimde AKP deklare etmiyor ama fiiliyatta bu deklare MHP'nin talep ettiği ve büyük ihtimalle de o görüşmeler sırasında kabul edilmiş bir durum. Büyük bir ihtimalle de böyle realize olacak.